Allah'a nedir, nasıl bir soru? Allah nasıl var olur? Allah nasıl var olur, nasıl vardı? Kim var etti, değil mi? Allah nasıl var olur, nasıl var oldu? O biraz öncekileri tekrar edelim. Şimdi bu senin adın neydi ya? Abdurrahman. Abdurrahman ne demişti demeyecek? Suyu kim ıslattı sorulsa doğru bir soru mu olur demiştik. Yanlış. Yanlış olur. Çünkü sorunun içinde şu var. Su sanki kuruymuş, bir sonu ıslatmış. Bak, suyu kim ıslattı sorusunda ve tutarsız mantıksız şu var. Su sanki kuruymuş, birisi onu ıslatmış. Onun için su kurudur, kuruydu, birisi ıslattı demek ne kadar mantıksızsa onu soruya dönüştürmek, yani suyu kim ıslattı demek o kadar mantıksızdır. Su demek ki, mesela kovayı aldınız, dereye boşaltıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Dereyi ıslatıyor. Ya dere ıslanmaz zaten. Katılır. Demek ki su ıslatılmadan ıslatandır. Islaklığı neredendir? Kendindenmiş. Peki güneş ışığını nereden alır? Kendinden. Demek ki başka yerden ışık alsa onun adı güneşlenmez, yıldız denir. Tren gördün değil mi? Lokomotif değil mi baş tarafında? Kaç tane vagonu var diyelim? Bir at kafadan. 10 tane vagonu var. Vagonlar çekiliyor. 10. vagonu hangi vagon çeker? 10'daki ilk vagon. Sırayla gidelim. 10'daki 9. 9 hangi vagon çeker? 8. 8'i? 7. 7'i? 6. 6'yı? 5. 5'i? 4. 4'ü? 3. 3'ü? 2. 2'yi? 1. 1. 1'i kim çeker? Çeker. Ha. Onun adı ne denilir? Lokomotif. Lokomotif demeye çekilmeden çekendir. Çekmesi kendisindendir. Peki bu yerde, odada sıcaklık var. Hemen ne dersin? Ne yanıyordur burada? Odun. Soba, değil mi? Odun. Soğuk var. Buz gibi. Der misin ki odun yakıyorlar da üşüdüm. Sıcağın kaynağı var değil mi? Sıcak sobadan gelir. Veya güneşten. Peki soğuk nereden gelir? Kendinden. Kendindendir. Allah da bunları bize örnek gösteriyor ki her şey, her şeyle bağlı olmayan da var. Tamam mı? Allah da kendindendir. Lokomotif gibi, su gibi, güneş gibi. Ha, şimdi başka biraz abilerinize, büyükler için söyleyeyim. Bizim kafamız, efendim İbrahim bir şey dedin? Çocuk abi bir tane. Tamam, ha, ne dedin? Güneşin enerjisi cehennemine geliyor diyorlar diyor. Ha. Onu kim söylüyor? Din. Bu diyor. Cehennemdeki ne? Şemsiz. Kendisinden. Şimdi mesela bitmez tükenmez bir enerji var mesela güneşten. Şimdi bu bitmez tükenmez enerji benim şöyle bir hafızamda bir şey kalıyor. Bilmiyorum yani. İnkar çok büyük bir şey olduğu için, bitmez tükenmez bir şey olduğu için cehennemin mesela şey oluyor. Evet. Devamlı oluyor. Bitmez bir enerji. Bitmez bir enerji oluyor. Güneşin enerjisi de aynı onun gibi mi acaba? Evet. Yok. Güneş onun kadar değil. Güneş oradan besleniyor. Şimdi mühim bir şey söyleyeceğim şimdi. Daha büyük. O 11 yaşındakilere söyledim. Şimdi size söylüyorum. Şimdi bizim soru sormadan önce soru sorma mantığımız, soru sorma ihtiyacımız, soru kuruluşunu tahlil edelim. Bizim soruları, merakı, soru soran merakımızdır, aklımızdır. Tamam. Şimdi bu aklımız burada doğdu, dünyada doğdu, büyüyor değil mi? Gözümüzü açtığımız zaman, kulağımızı açtığımız zaman çevreyle alakalı olduk değil mi? Hep çevreyle.
gördük, çekirdeği annemiz attı bahçeye, fide büyüdü. Babamız çekirdeği attı, ağaç büyüdü. Değil mi? Hep böyle sebep neticeyi gördük kafamız. Bizim kafa yapımız buna göre kuruldu. Sebep netice, sebep netice. Suyu döktü, ıslandı. Sebepsiz olayları pek düşünemez olduk. Mekansız, sebepsiz, zamansız düşen. Dolayısıyla bizim mantığımız, aklımızdaki malzemeleri doğadan alırız. Onları kullanarak soru veya cevap yaparız. O zaman bizim kafamız nereye bağlı, mahkum? Alemi şehadete, çevremize. Alemi şehadetten çıktığımız zaman oradaki şartlar, şeriatlar farklı olduğundan aklımıza öyle bir malzemeler gelmediği için öyle soru yoktur. Mesela şimdi bu oda nerededir? Binadadır. Bina Kırıkhan'dadır. Böyle git 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 bir yerde bitirmeyecek misin? Yani o nereye çıkıyoruz? En son işte 7 katsayma vesaire bitiyor. En son bilim diyor ki, ilim okuduğumuz kitaplarda Big Bang, büyük patlama. Orası için diyor ki o bir noktaydı. Ama bizim bildiğimiz kalemin noktası gibi değil. Amin. Eğer biz ona nokta dersek kağıdını kabul etmek zorundayız. Nerede gözükecek? O öyle bir nokta ki kabul ettiğimiz bir nokta. Aslında yok. Ama var olması gereken bir nokta. Çok ilginçtir. Yok ama yok olan bir var. Bütün kainat o noktadan çıktı diyor. Şimdi fizik. Bak şimdi hem sorumuza antika cevap kendisi söylüyor. Şimdi diyor ki kuantum fiziği yani. Bütün kainat bu noktadan çıktı mı? Kainatta bu kadar alemler var. Burası değil mi? Mekan var, ağırlık var. Bu oda, binanın ağırlığını düşünün. Şu arkadaki dağların adı neydi? Toros'ta, Amanos Dağları, Toros'ta değil mi? Şimdi bu kadar ağırlıkları düşünün. Nereden çıkmış biliyor musun bu ağırlıklar? Nereden çıkmış sonunda? Dünya işte galaksiden galaksi ama en son Big Bang'den çıkmış. Big Bang'in ağırlığı var mı? Yok. Sıfır. Fizik söylüyor. Bunu bir alim, hoca dese yiyormaz. Yiyormaz yani. O çok özür diliyorum. Yok be. Bütün kütle kütlesizden çıktı. Kim inanır? Derdi. Derdiler. Bu bütün mesafeler, hacim, yer, mekan, mekan nereden çıkmış? Mekansızdan. Mekan yok. Big Bang. Patlama. Evet. Büyük patlama dediğimiz bir nokta. Onu tabii ispat edilmiş şimdi. Cern İsviçre'deki şehirde İspanya. Arkadaşlar, demek ki bu kainatın başlangıcı fiziğe göre bu kainata benzemiyor. Mekan, mekansızdan çıkmış. Kütle, ağırlık, ağırlıksızlıktan çıkmış. Renkler, şekiller vesaire, hiç renk ve şekil, hiçbir şey yok, hiçbir belirleniş yok. Bir varsayılan bir yer. Bunu fizik kabul ediyor. Ha, peki o ondan önce yok diyor işin. Onun peki fizik ne diyor? Fizik kendisi Türkiye'ye o kitaplara girmemiş tabii, kesmişler orayı. Ondan önce Tanrı vardı. Demek zorunda. Çünkü o Big Bang noktası, o nokta olmayan nokta öyle bir tasarım harikası, öyle harika bir geometri, öyle harika bir matematik, öyle bir harika kimya. Yani kainatta ne fen varsa hepsi orada. O zaman kainat harika bir matematikse, kainatı yapan harika bir matematikçi olması lazım. Kainat harika bir fizikse, fiziğin tasarımıysa, kainat yapan fizikçi, fiziği bilmez denilir mi?
Kimya herkese, bütün fenler öyle düşünün. Dolayısıyla bizim burada düşünce zaafımız şu. Yani sorularımızı kainattaki alışa gelmiş malzemeleri kullanarak söylüyoruz. Doğuyoruz, büyüyoruz, ekiyoruz, biçiyoruz, veriyoruz, alıyoruz, döküyoruz, ıslanıyor. Hep sebep ilişki, sebep netice ilişkilerini Allah halk ettiğinden kafamızda ona odaklanmış. O onu, o da onu kim? Ama bir yerde bitiyor. O soru ona ait. Şimdi başka bir şey yapayım. Şimdi zaman. Zaman nedir? Zaman öncelik sonralık. Mesela bir saat önce neredeydiniz? Falan. Şimdi bir saat sonra aslında o yok. Biz zamanın tesiri altında olduğumuzdan dolayı her şeyi zamanla düşünürüz. Bir saat önce falan yerdeydim. Bir saat önce hangi mekandaydım falan dershaneye geliyordum. Tırr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 
Çünkü buna mahkumuz. Ama bunun biraz ilerisi, 7 kat ilerisi rüyadır. Veya fikirdir. Zamansız düşünüyoruz, malzemesiz düşünebiliyoruz. Dünyada malzemesiz iş yapamıyoruz. Mekan yürümeden yürüyemiyoruz. Değil mi? Adım atmadan yürüyemiyoruz. Malzemesiz iş yapamıyoruz. Ama rüyada bunları yapıyoruz. Başka? Fikirde yapıyoruz. Zamansız ve mekansız. Malzemesiz düşünebiliyoruz. Şunu olsa. Fikir cihetiyle geçmiş ve geleceği geçiyoruz. Mekan yok. Hayalen olmayan bir şey kuruyoruz. Materyal yok. Malzemesiz şehir kuruyoruz. Şehri yok ediyoruz. Ceylanlığı yok ediyorum mesela köyü. Köyü kuruyorum tepeye. Eşmişe köy kurdum bak karşı hemen. Gökdelenleri kurdum oraya. Ama bakın sebep netice yok. Bu mümkün. Senin duyguların da mümkün. Mekansız ve zamansız düşünebiliyorsun. Ha dolayısıyla zamana ve mekana mahkum olandığın hissiyatına ve duygularına, fikrine tesir ettiğinden ondan soruyoruz bunu. Zamansız ve mekansızı nasıl anlarız diye. O zaman zamanı yapanın, yani şöyle diyeyim, Mustafa dediğim, şu masayı yapan, masadan önce olması gerekmiyor mu? Bu masa kaç yaşındadır arkadaşlar tahminen, ne kadar olmuştur? 5 sene. Demek ki bunu yapan usta en az 6 yaşındadır. Bunu sen halledersin bu şeyi. İçerideki lambalardan irtibatını kesersin çünkü bu oraya şey yapınca daha sonra. Şimdi bunu yapan usta, bak bunu 5 sene önce yapmışsa, usta en az 6 sene önce vardı. Bundan önce vardı o. Peki buna bakarak ustanın tipini anlar mıyız? Hayır. Anlamayız. Merhametini, şefka, hele ruh yapısını hiç anlamayız. Aynen bu örnek gibi masayı yapan Abdurrahman, kaç yaşındasın? 10. Bu masayı yapan masaya benzemediği gibi masadan da öncedir. Bu kainatı yapan, mekanı yapan, zamanı yapan, malzemeyi yapan Allah bu malzemeden, kainattan, zamandan öncedir. Mekandan öncedir. O zaman Allah mekanı ve zamanı yaptığına göre Allah'ın zamanı yoktur. Çünkü zamanı o yapmıştır. Zaman eşyaların birbirine kıyasla çıkan nispi bir hakikattir. Vücudu bile yok. Bak şimdi, geçen demiştim. Bak işte. İki vuruş arasında ne kadar zaman geçti? İkisi arasında ne kadar zaman var? Yok. Ha? Şimdi yoktur diyoruz tabii. Daha önce hepimiz düşmüştük bu tıza. Ne demiştik? Abi, 3 saniye. Ama bak, ikinciyi vurduğum zaman birincisi yoktu ki zaten. Yok. Nerede var? Zihnimde var, aslında yok. Ha. Dolayısıyla zaman aslında yok, kafamızda var. Kıyas ediyoruz. Mesela zaman ne diyor? 1 saat önce şuradaydım.
Yani oradaki hakikatin kafandaki hakikatta şimdikiyle kıyas ediyorsun, bir saat önce diyorsun, aslında yok. Burada var. Karıştı yok. An var, an. Ha, dolayısıyla zamanı yapanın, yani zaman ne demek? Mekandaki eşyanın hareketleri. Ha, zamanı yapanın zamandan önce olduğu için zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın doğuran anası yoktur. Doğurulmamışsa, birisi onu doğurmamışsa doğurması da yoktur. Zamanı olmayanın evveli olmadığından yaş yok. Ben diyorum ki kaç yaşındayım? 50. Hani nerede? Aynı bunun gibi. Kaç, ne kadar aralıkta dedim? Abi 3 saniye var. Yok ki, öyle bir şey yok. Tek var olan şu andaki vurdum andı. O da yok şimdi zaten. Değil burada. 50 sene. 50 sene demin bir şey yok ki. Hani vücudu yok. Hep nispi var. Ha. Allah da bu kainattan önce olduğundan, zamandan önce olduğundan zamanı yok. Zaman olmayınca birisi doğurmuş. Şimdi Mustafa'ma bir uygun bir örnek daha veriyorum, kesiyorum. Kaça gidiyoruz Mustafa? 5'e. 5'e gidiyoruz, 5'e. Şimdi burası kağıt. Şu güneş kabul etti. Tamam, ortada. Şu dünyamızın döndüğü yörünge. Değil mi? Bunu biliyorsun. Yani Abdurrahman. Sen kaça gidiyorsun? 4. Sen 5. Bunu biliyorsunuz değil mi? Anlıyor musun? Güneş ortaya koy. Dünyamız onun etrafında ne yapar? Döner. Döner değil mi? Sen hangi ay doğdun Abdurrahman? Temmuz. He? 18 Temmuz. Abdurrahman burayı kabul edelim. Mustafa sen hangi ay doğdun? Ağustos'un. Temmuz, Ağustos hemen bir ay sonra. Sen kaç tarihinde doğdun? 1900 2001 model. Sen kaç model? 2000 model. Şimdi ne yaptın biliyor musun? Dünya buradan geçerken, değil mi? Sen buradaydın. Pat diye atladın. Hani hareket eden bir var ya, o Luna Park'larda dolaşıyor. Tam şaparken tak asıldı. Sen ilk önce sen asıldın. Sonra sen asıldın. Bindin. Sen binince o dönene, dünyaya dönmeye başladın. Bak Abdurrahman. Aynı yere gelirsen buna ne denilir? Bir sene. Bir sene. Bir yaş. Bir. Abdurrahman bin daha döndü dünya, daha inmedin sen. Kaç yaşında oldun? Aynı yere geldin. Mustafa anlıyorsun değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Abdurrahman. 10 için 10 yaşındasın. Yani güneşin etrafında döndün. Şimdi ben de sandalyeyi aldım. Burada oturuyorum. Dünyanın dışında seni seyrediyorum. Ama ben dönmüyorum. Sırf sana bakıyorum. Ben dönmediğime göre yaşım olur mu? Olmaz. Çünkü ben içine oturmadım ki. Şimdi ben Luna Park'ta oturuyorum. Sen de dönüyorsun. Adam bana dese ki, hey döndüğün parayı ver. Ya nerede döndüm ben? Ben kenarda oturuyordum. Kimden para isterler? Bizden. Kim içine bindiyse değil mi? Evet. O dönenin içine bindiyse 3 defa döndü ver parayı. Ama oturmayanın hesabı yoktur. Oturanın. Şimdi, he? Oturanın. Oturanın var. Ha, oturmayanın var. Oturanın hesabı var değil mi ki bana? Yok. Oturdu para verecekler. Binene. Binene yani buraya oturdu. Dönene. Ama ben kenarda oturuyordum abi. Benim hesap var mı? Yok. Yok. Şimdi Abdurrahman bu dünyaya atladı. Döndü. Sen kaç yaşındasın? 12. 12 defa da sen döndün. Ama ben sandalyeyi aldım boşlukta oturuyorum. Ben dönmediğime göre dünyaya göre yaşım olur mu? Olmaz. Allah da kainatın dışında böyle, o için dönmediği için, dünyanın içinde oturmadığı için Allah'ın yaşı yok. Yaşı olmayınca başı yok. Başı yok. Çünkü bir yerde başlamamış. Sen ne zaman başlamışsın? Atladığın anda.
Buraya diyor pat diye atladın. Annenin karnına değil dünyaya düştün. Cennetten geldi ya. He? Cennetten geldi ya. He tabi cennetten annesi getirdiği küçük cennetinden. Geldi. Her istediği olduğu yerden tak diye bıraktı buraya. Başladı dönmeye. Ama bu sistemi, bu şey Luna Park'ı yapan, sistemi yapan adam kenarda. O dönmüyor, döndürüyor mu? Luna Park'ı yapan adam düğme elinde. Döndürüyor o. Dönmüyor adam. Çünkü döndüren dönmemesi lazım. Halk eden halk edilmemesi lazım. Dolduran doğmaması lazım. Doğuran doğmuştur. Doğuran doğar tabii. Ama doğmayan da doğurmaz. Dolayısıyla Allah da bu kainatın dışında olduğu için onun da yaşı yok. Yaşı olmayınca başı yok. O zaman kendisindendir. Yani suyun ıslaklığı kendisindendir. Güneşin sıcaklığı başkasından almıyor, kendisindendir. Soğuğun. Mesela ısındık değil mi? Niye? Soba var. Peki üşüdük. Nereden geliyor? Vallahi birisi orada bir şey yapmış dönüyoruz. O klimadır. Ama dağların tepelerine git bakayım. Niye üşüyorsun? Soğuk var. Soğuğu hangi makine yaptı? Klima mı yaptı? Evet. Nereden geldi? Var mı kaynağı? Soğuğun kaynağı var mı Mustafa? Yok, kendiliğinden. Kendiliğindendir. Allah da böyledir. Şimdi bir şey daha soralım abi. Mustafa biz niye görmüyoruz? Ha diyor. Bir daha soralım. Tamam. Abdurrahman'a cevap vereyim. Şimdi Abdurrahman biz gözümüzle görüyoruz değil mi? Evet. Bazı şeyleri de kulağımızla görüyoruz. Benim seslerimi gözünle görüyor musun? Hayır. Yok. Neyle görüyorsun? Kulağım. Annen dese ki Abdurrahman 10 yaşındasın. Oh sen şimdi gerçi çocuktun daha eskisin ama şimdi öyle. Oruç. Şu yemeğe bir bak oğlum. Akşam yemek yiyeceğiz. Dese sen yemeğe bakıp anne tuzludur, ekşidir, biraz da şöyledir. Gözünle anlar mısın? Dilin. Neyle anlarsın? Tatma. Tatmayla, dilinle değil mi? Evet. Peki yemeğin tadını, tuzunu neyle görüyorsun? Dille değil mi? Sesi neyle görüyorsun? Kulakla. Bir eşyayı tanımak için neyle görüyorsun? Gözle. Akılla. Yani eşyanın içindeki ilmi. Mesela bir insanı seviyoruz. Neyle seviyoruz? He? Neyle? Sevmek. Kalple severiz. Bir şeyi biliriz. Neyle? Zeka. Akıllı, zekayla. Bir şeyi duyarız neyle? Kulakla. Kulakla. Bir şeyi koklarız neyle? Burunla. Demek ki her bir şeyin penceresi, aleti farklı. Sesin aleti bu. Şeklin aleti bu. Kokunun aleti bu. Tadın aleti bu. Bilmenin aleti bu. Sevmenin aleti bu. Bütün bunları yapan hepsinin sahibi olduğundan onu da neyle görürüz biliyor musun? Hani sesi kulakla Allah'ı görmeyiz değil. Görürüz ama ruhumuz da göreceğimizden görebiliriz. Ruhumuz daha gelişmemiş. Mesela yeni doğan bebek eşeğe, arabaya baktığı zaman araba olduğunu bilir mi? Bilmez. Görer. Yani demek ki bilemez. Kafa o kadar yok. Sesten anlamaz. Demek ki her şeyin kulağı farklı. Eşyanın kulağı eşyanın gözü göz. Burnumsu kokunun burun. Allah'ı da görmüyoruz değil. Görebiliriz. Ama biz göremiyoruz. Niçin? Ruhumuz gelişmemiş. Çünkü bizim gözümüz dünyadaki eşyalara göre ayarlanmış. Şu anda radyo dalgaları var mı? Var değil mi? Radyo çalışır. Telefon konuşsak, televizyon dalgaları var mı? Şu televizyon açsa çalışır mı? Evet. Peki havada uçuştuğu halde televizyonun sesleri, resmi. Niye görmüyoruz? Allah. Yok, bizim gözümüz niye televizyon dalgasını görmüyor? Rüzgarı görmüyoruz. Evet. Mesela. Şimdi Mustafa, burada radyo var mı? Radyo dalgaları. Var. Radyo çalsak, açsak çalışır mı? Televizyon koysak çalışır mı? Demek ki burada resim var değil mi televizyon resimleri? Niye görmüyoruz? Alıcısı yok. Alıcısı yok. Gözümüz ona göre değil. Bak şimdi,
ben gözümle buradaki havadaki radyo dalgalarını görmüyorum diye inkar eder miyim? Hayır. Çünkü niye? Gözüm ona uygun değil. Mesela bir insanın aklı var mı? Var. Bu senin kafan. Akıl değil. Akıl nerede peki? Yok. Yok yani. Mesela merhametin? Var. Var ama yeri yok. Merhamet ne değil? Acıma. Acımak. Şimdi bir kedi birisi ezdiği zaman böyle bir arabaysa acımaz mısın? Acırız. Peki onun yeri neresi? Elle tutarız. Kulakla duyarız. Ama acıma kalbimizde yaparız ama kalp bu değil yani. Bu et parçası. Kalp dediğimiz bu değil. Daha içerisi. O zaman sizin anlayacağınız tarzda nasıl ki benim içimi göremiyorsunuz, ruhumu göremiyorsunuz. Sen içini görebiliyor musun? Hayır. Hayır göremiyoruz. Hatta kaburgamızı hastanede röntgenle görüyorlar. Ama hastaneye gittik. Kalbimizde, şu içimizde kaburgayı gösterdik. Kırık mı diye. Peki kalbimize röntgen çeksek. Aa sen falan şeyi seviyorsun, onu sevmiyorsun. Anneni bu kadar seviyorsun, babanı bu kadar nefret ediyorsun diye onun röntgeni olur mu? Hayır. Gözükmez diyeyim. Ama sende var değil mi kesin? Evet. Var. Annenin sevgisi var ama röntgene gelmez. Aynı onun gibi de her bir varlığın bizde alıcısı var. Onun da görürüz. Yani dilimizde tadı anlarız. Çanak anten gibi. Çanak anteni olmayan televizyonu çalar mı? Hayır. Çalmaz. Bizim kulağımızda anten sesleri alır. Gözümüz anten resimleri alır. Kafamız anten ilmi alır. Kalbimiz anten duyguları alır. Ruhumuz anten Allah'ı alır. Allah'ı görürüz. Ama ruhumuz gelişirse, çok mesela İmam Azam gibi olursak, Bediüzzaman gibi olursak, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi olursak, Beyazıt-ı Meslami gibi ruhumuz inkişaf ederse görürüz. Abi bir de güneşe bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Niye? Çünkü güneşe bakacak gözümüz yok. Yani o hakterler ya gözün yüzün yok. Çünkü şiddetli ışık var ya. Mesela şunu demek istiyor babası. Şimdi Ağustos, Temmuz'un 12'sinde güneş çok şiddetli tecelli ediyor böyle. Yani bile gözümüz aşağı bakarken bile kamaşıyor. Mustafa bakabilir miyiz? Güneşe bakamayız. Niye? Çok şiddetli. Çok şiddetli olduğunda ne oldu o? Gizlendi. Yani güneşe baktığın zaman güneşin yuvarlağı gözükmez. Çünkü etrafını o kadar nur saçmış, o kadar şiddetli ki artık etrafı değil bütün sema bembeyaz. Görmüyor. Şöyle bir okudum da bu 40. Hoca Mehmet Hoca Efendi. Onun bir şeyi vardı. Fethullah Hoca Efendi bir şey de yazmıştı. Allah'ın bizi diğerine göremediyiz diye. Güneşit misal olarak duyurdu. Risale de vardı onun için. He. Var onun için de şey yapma. Azamet, Allah'ın azameti. Devam et. Allah'ın azametinin şeyinden, haşmetinden evet. Biz onu göremiyoruz. Evet. Diyor yani. Şimdi mesela, o Risale'de geçiyor. Şimdi bu kitabı niye görürüz biz? Karıncayı buraya koysak, karınca bu kitabı görür mü? Görmez. Niçin? Bak karıncayı buraya koysak görmez. Çünkü karınca bunu görebilmesi için dışında olması lazım. Başının sonunu görecek ki bu budur. Ama burada olan adam ben bir şeyin üzerindeyim ama bilmiyorum nedir demez mi? Çünkü ihatası yok, kavrayışı yok. Allah da kainatın her tarafına kuşattığı için tamam, biz onun ancak eserlerini görüyoruz. Kendisini görebilecek bir ruhumuz gelişecek ki görsün. Yani azamet o. Yani güneş her tarafı kuşatmış. Temmuz, Ağustos'un gündüz 12 bir vurmuş ki dünyayı tamamen bloke etmiş. Kimse bakamıyor. Niye? Şiddetinden. Allah o kadar açık ki açıklığı içinde gizli. Nasıl? Çünkü her şey onu gösterir. Her yerde vardır. Tabii. Çünkü mesela bu kitap niye gözükür? Burada kitap yoktu ondan. Bak burada da kitap yok, burada da yok, burada da yok. Burada. Ha bu ortada kaldı. Kitaptır diyoruz. Ama hava gibi her tarafı kuşatsa göremeyiz. Havayı göremiyoruz. Niye her tarafı kuşak? Ama bir yerde olsa bulut gibi katı görürüz.
Allah da her yerde olduğu için boşluk olmadığından onun eni, boyu, kütlesi, hacmini iş yapamıyoruz. Yani bunun hatlandırdığımız gibi onun da haddi yok. Yani kuşatmış azamet. Şiddetinden dolayı. Şiddetinden dolayı gizli. Aslında gizli değil. Biz göremiyoruz. O açık. Mesela benim için ruhum açık. İşte şefkat açık ama siz bilmiyorsunuz. Aynı onun gibi. Ha gözükmez mi? Hayır, gözükmez değil. Gözükür, ruhun eğer görmek istiyorsan ruhun inkişaf etsin. İmam Ali gördüm diyor, İmam Azam Efendimiz gördüm diyor. Gezan Hazretleri zaten fenayı mutlaka mazar olup rüyetine mazar oldu diyor, değil mi? Gördüm diyor, tamam mı? Ha görmek mümkün ama cahil adam nasıl bilemezse, sağır adam duymazsa, kör adam göremezse, ruhu da inkişaf etmeyi göremez. Şimdi kör dese ki hiçbir şey yok, her şey karanlık. Olur mu? Olmaz. Kör kendisi çünkü. Yoktur diyor mesela. Dünya yoktur, güneş yoktur diyor. Kendisi kör. Güneş yok mu o deyince? Var. Kendisi görmüyor. Dolayısıyla biz de ruhumuz inkişaf etmediğinden onu ancak biliyoruz. Nasıl ki mesela kaşıntı değil mi? Kaşıntıyı gözle görebilir misiniz? Kaşıntıyı en iyi kim görür? El. Kaşıntıyı el görür. Göz göremez. Nereye kaşındığını ne götürürsün sen oraya kaşındığını? El. Eli. Peki kaşınıyor ayağı ben şimdi desem. Sen gözünle görebilir misin? Hayır. Ben gözümle görebilir miyim? Hayır. Neyle göreceğim? Kaşıntıyı en iyi gören eldir. Bak, elin gördüğünü göz göremez. Yemeğin içini gözle göremezsiniz. Tuzu göremezsiniz. Yemeğin tadını gözle göremezsiniz. Tamam mı? Aynı bunun gibi. İyi. O zaman tamam. Var mı başka sorusu? Basar masrafı görüp basiret sanatı görmezseydi. Basiret nerede? Ruhta mı? He, ruhta. Basar sanatı görecek. Masnuatı sanatı görecek. Basiret. Yani Latife-i Rabbani de sani görmese. 200 kaçtaydı? 20 kaçtaydı? 20. sözde. İnsan esma dürbiniyle Zat-ı Zülcelal'i müşahede eder diyor. Hatırladınız mı? O söz, 20. sözde şey yapıyor. Ulan şöyle bir tabi olur mu abi? Göz bir hasede olup diyor, o pencerede seri alemi diyor. Evet. O zaman göz zahiri görüyor. Masnuatı basirete ruh da demek ki batını görür. Yani bu organlarımız bulunduğumuz dünyaya uygundur. Bu organlar mesela kulağımızla biz tad alamayız yani. Yemeği götürür müyüz yani? Götürmeyiz. Niye? Onun alıcısı değil ki. Ha bu organlar da zahire uygun. Batına değil. Yani batın derken eşyanın arkası. Mesela mikrop. Göremiyoruz ama biliriz ki içinde şey var. Daha arkası var mesela enerji, kuantum mesela. Hücrede neler varmış değil mi? Fen söylüyor. Arkası yani eşyanın o kadar arkası var ki atomdur, esirdir, tamam mı? Kuantumdur. Ondan sonra maddeye hayattır, Nur-u Muhammed'dir. Hep aynı yerdeyiz. Biz seyahat etmiyoruz. Aynı yer dönüştürüyoruz. Aynı şeyi dönüştürüyoruz. Mesela çökelek süttü yani. Yoğurttu. Çökelek oldu. Aynı şey. Bir yere gitmemiş. Sütü kesiyorsun yoğurt oluyor. Yoğurtu kesiyorsun çökelek oluyor. Bilmem ne tamam mı? Gibi yani. Sütü de oradan çıkıyor. Tereyağını da oradan çıkarıyorsun. Orada yani. Diğer seyahat etmiyorsun. Söyle ki zahir zahire yaşadığımız dünyaya yaşayabilelim, ihtiyaçlarımızı görelim diye bu organlar takılmış. Yoksa ruhumuzun gördüklerini, görmesi lazım olanları göze hamletsek, göz de onu görsün desek olmaz. Niye? Kulağın gördüğünü göze, gözün gördüğünü kulağa verilmediği gibi bu organların da ruhtakileri göremez. Mesela, diyoruz, bak bu adam sarmadı bana. Neyle gördün? Ferasetinle. Mesela şuradan araba çıkar mı ya kamyon? Ahmet abi sen görürsün değil mi? Man çıkar mı çıkmaz mı? Anlar mısın o sonuç sokakta?
Şu sokağa araba girer mi girmez mi? Anlarsın değil mi? Neyle görür bu adam? Ben anlam. Sanatkarlık gözüyle görür. Sanat. Sanat da bir gözdür. Duygular da bir gözdür. Hisler de bir gözdür. Latifeler de bir gözdür. Değil mi? Mesela ananın çocuğunu neyle görür? Şefkat gözüyle görür. Ama biz onu kulakla da göremeyiz. Şefkati var mı annede var? Göremeyiz ki. Eylem olarak biliriz. Ama o neyle görür? Ruhuyla görür. O ruhun elleridir. Duygular, hisler ruhun elleridir. Kendisi direkt Allah'a muhatap olur. İnkişaf etmiş, günahlara bulaşmamış bir ruh Allah'ı görür. Allah Peygamberimiz Aleyhisselam ben 14 yaşındaki bir dolunay delikanlısı gibi gördüm Rabbimi diyemez. Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. 14. günü gibi ay bir delikanlı gibi şeyinde gördüm diyor. Çok ilginç tabii. Mesela 149 sayfada Sikitas-ı Kaybi'de Geylani için diyor. Kendisi de zaten bir şey görmedim yazmadım dediğine göre kendisi de var. Fenai mutlaka mazara var, rüyetine mazar olmuş. Hani görmedim. Ama görülmez değil. Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadı da var. Görülür ama kulakla gözükmez, gözle gözükmez, ruhlu, basiret. Ha, o zaman ne denilir? Gözükmez değil ya, gözükür ama nasıl ki kör olan göremez, sağır olan işitemez, ruh da günahlarla bozulmuş, ruh da inkişaf etmemiş insanda biraz. Futbol yapmamış ya ben sahada koşabilir miyim? Yapmamışım ki antrenman. Bir anda beni sahaya bıraktı, hadi koş. Belki de iki defa öyle gidebilirim gibi, bitti. Adam yürüdüğünün bile farkında değil futbolcu değil mi? O kadar bir yani fena fil olur. İşte ruhumuz da inkişaf ederse o zaman biz de onu görürüz. Hadi de görür diye mi? Güneş de verdi, güneş gibi hemen. Nasıl? On ay gibi görür dedi ya. Ehadiyetiyle gördüğü gibi için mi güneş gibi demedi? Evet değil mi? Ehadiyetiyle dedi, ehadiyet olduğu için. Vahidiyet olsaydı güneş yaratası olacaktı. Ehadiyetiyle. Yani çok acayip şeyler ya mesela. Esma yoluyla Müslüman'ı görürüz. O zaman Peygamberimiz görmüş ama şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Allah Azimüşşan'ın bütün şeyle esmasıyla mı görmüş acaba? Şeyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam mu yaratmış ya Allah ilk. Nelerle yapmış? Hangi esmasıyla onu yapmış? Evet. Hangi sıfatıyla yapmış? Ona özellikleri veren hangi esma ve sıfat idiyse Peygamberimiz o esmanın o mertebelerini görmüş. Çıktığı kaynağı görmüş. Kaynak kadar görmüş. Yani şöyle diyeyim. Toprak. Çekirdek. Ağaç. Neşinema buldu. Meyve. Verdi. Şimdi geri gidelim Mustafa. Meyve. Tomurcuk. Çiçek. Yaprak. Dal. Gövde. Kök. Çekirdek. Çekirdekten daha ileri gidebilir mi? Gidemez. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam da meyve ise, meyvenin içinde gördüğü nereyi? Ağacın son mertebesi olan çekirdeği. Peygamberimizi Allah hangi esma ile yapmışsa, hangi sıfatla onu yapmışsa, ehadiyetiyle ve rüyetine ve kelamına mazhar oldu demek, kendi kaynağına muhatap oldu o kadar. O zaman o ne demektir? Allah beni hangi esmanın hangi mertebesiyle, hangi sıfatın hangi mertebesiyle beni yapmışsa o benim nedir biliyor musun? Oradaki benim. Oradaki ben demek o. Allah'ın Celle Celaluhu beni yaparken maddi ve manevi hangi esma ve sıfatının ne kadar mertebesinin mertebeyiyle beni vücuda getirmişse o vücuda getiren kaynak bendeki o. Peki ben kimim? Oradaki benim, buradaki ifadesi. Bendeki o, ondaki ben. Çünkü ben yaratılmadan önce de o mertebede vardım. O zaman herkes Allah'ı cennette inkişafın nispetinde kaynağına doğru varabildiği miktarla olacak. Hani bir kaynağımız var, esma ve sıfat.
Ama buradasın, cennete gitmişsin ama kaynağına doğru dünyadayken seyahat ederken manevi seyri seyri nüfusu inkişafın şu kadar ama başkası bu kadar, başkası bu kadar. Yani inkişafın nispetinde onu göreceksin. Abi bu şey mesela bana bende deme, bende değilen bir ben vardır benden içeri diyor. O ben, benden içeri dediğin içeri, ben... İçeri emer değil. Benden içeri, daha ağır. İçeri, işte yani daha ileride. Yani o ben, ruh, insan ruhu mu oluyor abi? Değil. Ve o ruha sahip çıkmıyor mu? Ruha ne diyor? O ben, benim. Neyim diyor? Benim. Ruha ne diyor? Ruhum. Benim. Bu ben, bak buna ne diyeceğim? Benim kitabım. Evet. O ben, bu masaya ruhu koysak, senin de ruhun var bir sürü. Ne der bu? Bu benim ruhum. Ben diyen, ruhum diyen, bense o zaman ben ruh değil. Ruha da sahip çıkar. Daha arkası, daha latif. Benden içeri diyor. Ben denilen, o ben denildiğimiz ruh var ya, biz onu hep biz ruhu biliriz. Ben dediğimiz şey var ya, ben ruh. Ha, o aslında diyor olan, o ben diyor, benden daha içeri ruh. Daha arkası. Yani millet beni şey zanneder, ruh zanneder. O da diyor ki hayır, ben de diyor yani ruhumda bir ben var ki diyor, benden yani ruhumdan daha içeri ruh. O da fark etmiş. Çünkü insanlar ruha ben der. İnsanlar ruhuna aslını bilir. Asıl ruhumdur zanneder. Oysa ruh seni değil, emanete verilmiştir. Ruh, bizim zaten, buraya masaya koyalım. Organlarım Mustafa. Bu benim ayağım. Kimin? Benim. Bak ayak bana ait. Bu benim kolum. Bu benim karaciğerim, bu böbreğim. Şimdi maneviyat yapalım. Bu benim şefkatim. Bu benim gadabım. Bu benim ruhum. Bu benim hayatım. Demiyor muyuz? İşte bakın ruha da hayata da sahip çıkan bu. İşte bu sensin. Ha, bu katıksız sensin. Bu cilve-i fert ve cilve-i ehadsın sen. Bu sensin. Aslı busun. İşte bütün derdimiz buna varmak. Buna, bunu görmek. İnsan kendisini gördü mü? Gördüğü anda Allah'ı görmüştür. O ben dediği şey Allah'ın cilve-i ehadiyet ve cilve-i ferdiyeti olduğundan o gördüğü anda Allah'ı görüyor. Çünkü insan sureti Rahman suretini yaratmış. İnallâhe halakal insan ala sureti Rahman. Suretten maksat sirettir, ruh, ruhtur, ahlaktır. Yani bir şey diyeceksin ama orada sureti Rahman'da maksat diyoruz da muhakkak ki ben insanoğlu benim sima, Rahman simasında yarattım derken o simayı manevi bana benzer diyor. Tamam. Nedir o? O işte ben. O ben gördüğün anda gördüğün odur. Nedir o? Gördüğün o? Cilve-i fer, cilve-i ehaddir o. Esas sen olsun. Onun dışındaki bütün o katmanlar sahip çıktıklarındır. Sana verilendir. Çeketsen misin? Çekil. Ne giydin? Sana giydim. Gömlek sen misin? O gömlek kimin? Gömlek kimin o? Gömlek benim. Benim diyorsun. Evet. Sen gömlek misin? Hayır. Sana takılmış. Ceset. Gir içeriye. Bu ceset kimin? Ceset takılmış. Ceset benim diyorsun. Evet, ruh kimin? Senindeki ruh benim midir? Yok oradaki ruh kimin? Senin. Evet. Benim ruhum diyorsun değil mi? O zaman o ben ruhtan da arkada değil mi? İşte o. Mustafa ona seyahat ediyoruz. Bu derste bütün derdimiz aslımızı bilmek. Aslımızı anlamak ve ona seyahat etmek. Ona gidiyoruz ki Kur'an'da Adem Safiullah, Adem insanlıktır. Saf, saf bebek halimizi dönmek istiyoruz. O bebeklik, o aslımız. Ona. Diğer sonra giydirilmiş bize. İşte öğrendiklerimiz bir giydirmektir. Öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, işittiklerimiz vesaire. Peki, burada duralım. El-Fatiha.